Ankara Altındağ'da bir okulda görevli müdür yardımcısının odasında bir öğrenciyi darp ettiği iddia edildi. Eli kırıldığı için kolu alçıya alınan çocuğun ailesi o müdür yardımcısından şikayetçi olurken okul yönetimi iddiaları reddetti. Korkuyorum. Psikolojim bozuldu. Oğlumun top oynarken elini kırıldığını düşündüm. Çünkü bundan önce iki kez top oynarken eli ve kolu kırıldı. Ama iddiaya göre olay bambaşkaydı. Oğlunu darp edip elini kıranın müdür yardımcısı olduğunu öne sürdü. Normal uyarmak yerine benim elimi aldı, masaya vurdu ve 6. vuruşunda da kolumdan çıtır diye bir ses geldi. Zaten kırıldığını orada anladım. Orhan 13 yaşında 7. sınıf öğrencisi hem önceki gün hem de dün bir arkadaşıyla ufak çaplı itiş kakış yaşadı. Dün de okulun müdür yardımcısı olan biteni sormak için iki öğrenciyi odasına çağırdı. Sonrasında olanlar oldu. Beni içeride sorguya aldı. Sen mal mısın, salak mısın, gerizekalı diyerek bana bağırmaya başladı ve sonra da elimi masaya vurarak kırdı. Orhan'ın iddiasına göre önce hakaret etti, sonra fiziksel şiddet uyguladı müdür yardımcısı odasında. Parmağının kırılmasıyla da ailesine haber verildi. Ben bütün kamera kayıtlarını istedim. Adli süreç başladı. Orhan'ın kolu alçıya alındı. Ailesi de darp raporu alarak o müdür yardımcısı hakkında şikayetçi oldu. Bir ay ya da iki ay gidemeyeceğim. Ben okulumdan uzak kaldım. Benim psikolojim bozuldu. Korkuyorum. Ben çocuğumu sağlam gönderdim. Sağlam gelmesini istiyorum. Ailenin iddialarını hem okul yönetimi hem de adı geçen müdür yardımcısı reddetti. Orhan'ın elinin çocukların kendi aralarındaki kavga sırasında kırıldığını iddia ettiler. Tarafların birbirini suçladığı olayda son sözü yargı söyleyecek. Bir kere arayıp da geçmiş olsun demedi. Deseydi belki gönlümü alırdı.